Bugün Adana Spor maçında maçın başında da röportajda söylediğim gibi oyunun birinci dakikasından 90. dakikasına kadar çok üstün bir oyun oynadık. Belki de tarihe bir farkı da kaçırdık, çok gol kaçırdık ama her şeyin başında 2-0 galip geldik. Daha önce geçen hafta kaybettiğimiz 2 puanı hem telafi etmiş olduk. Daha önceki beraberlikleri de geride bıraktık. Şimdi bu oyunu mümkün mertebe daha üst seviyeye çekerek burada daha zirvede kalıcı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi milli takım arasında da eksik olarak gördüğümüz yerleri de daha fazla çalışarak, o gayret içerisinde olarak ligde varlığımızı sürdüreceğiz. Sorularınız varsa... Şimdi tabii bu ligde ilk başlangıçta biz yeni çıktık. Belki herkes gülebilirdi. Yani böyle bir hedefiniz var mı yok mu diye. Yani o şekilde düşünülüyordu ama biz maç maç düşündüğümüz için şimdi şu anda avarajda ikinci veya üçüncü işte her neyse bu seviyeyi devam ettirdiğimiz süre içerisinde bu ligde de bana göre takım oyununu oynayan en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Üçüncü bölgede de gol yollarında daha etkili olabilirsek bizim o düşüncemiz neden olmasın? Yani açıkçası maçtan önce ne beklediğimiz sonuç ne de beklediğimiz oyundu. Özellikle ilk yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman zaten puanı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık maalesef. Tabii ki dar bir kadroyla mücadele veriyoruz. Özellikle göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaklaşık 4-5 tane ilk 11'de oynaması gereken oyuncuları maalesef oynatamıyoruz. Bunların 3 tanesi yabancı. Dar bir kadromuz var. Tabii ki yerini doldurmaya çalışan oyuncularımızın da yetersizliği ki özellikle de savunma hattındaki problemlerimiz bugün bir sefer daha ortaya çıktı diye düşünüyorum. Umuyorum ve diliyorum. Tabii ki milli takım arasında hem milli takıma giden yabancı oyuncumuz, işte sakat olan diğer 2 tane yabancı oyuncularımız aramıza katılır. Önümüzde oynayacağımız milli takım arasından sonraki Giresun maçında tam kadroya ilk defa belki de çıkma şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Umuyorum ve diliyorum. Tabii ki bir an önce de 3'er puanları almak zorundayız. Umarım bunun başlangıcı da Giresun maçı olur. Teşekkür ederim.